anladığım kadarıyla gözün tamamının alınması ve göz içindeki ölü dokunun boşaltılması iki farklı şey var. Göz tümörlerinde gözün tamamının alınması gerekiyor. Biz ki hani göz protezi dediğimizde sanki yapılan tüm işlemlerde gözün tamamının alınması gibi bir durum olduğunu, uygulama olduğunu düşünüyoruz. Ya da düşünüyorduk. Şimdi bundan sonra bu görüşümüz bilmeyenler için hep beraber değişmiş oldu. Aslında çok büyük bölümünde gözün tamamı alınmıyor, öyle mi? Tabii alınmıyor. Zaten şimdi bizim göz dediğimiz şey, lütfen yani kimse benzetmemin kusuruna bakmasın, aynı bir futbol topu gibi tanımlayabiliriz gözü. Evet. Şimdi burada bir hacim söz konusu ve bir kılıf var. Fakat o kılıfın içerisinde kılıfa yapışık olan görme hücreleri ve sıvı var aslında. Evet. Nasıl ki o futbol topunun bir yerden havası sönse gidip ufacık kalır. Göz de öyle. Aslında onun bir basıncı var. O göz küresi de bildiğiniz gibi bizim iki gözümüz var. İki gözümüzün olmasının sebebi de iki gözden farklı görüntü geliyor. Hı hı. O iki göz birbirine paralel hareket ettiği için o iki görüntü beyinde, asıl görme merkezi beyinde, beyinde birleştirilip tek bir görüntü oluyor. Mesela şimdi televizyon teknolojisi gelişti. Üç boyutlu televizyonlar var. Biz biliyoruz ki üç boyutlu televizyonlarda baktığımız zaman televizyona sağda ayrı bir görüntü var, solda ayrı bir görüntü var. İşte eğer televizyon üç boyutluysa onu birleştirip üç boyutlu bir görüntü oluyor. Şimdi bizde de iki gözümüzün olmasının sebebi o üç boyutlu görüntüye sahip çıkabilmek. Çünkü sağla solun görünümü farklı, üst üste biniyor. Evet. Tabii bir göz maalesef kaybedildiği zaman üç boyutlu görmede eksiklik oluyor tabii ki. Ve bizde o göz küresi kaslara bağlı. İşte biz bazı hastalıklarda eğer tümör söz konusuysa mecburen gözün tümünü almamız gerekiyor. Yani gözü kaslardan ve sinirden ayırıp bir bütün olarak maalesef çıkartmamız gerekiyor. Evet. Ama eğer göz kaybı söz konusu olduysa bir yaralanma sonrası ya da herhangi başka bir şekilde o kaslara dokunmamıza gerek yok. İçteki ölü dokuyu boşaltıp onun içine protez, implant koyuyoruz. Ama tabii bu biraz önce söylediğiniz şey, yani bu maytaplardan, maytaplarla gerçekleşen, hani her yerde kolaylıkla bulunabilen, çocukların hatta yetişkinlerin sıkça kullandıkları maytaplarla gelişebilen bir sakıncalı durumda aslında ailelerin belki dikkatinden kaçmamalı ve bu konuda bir takım önlemler alınmalı. Çünkü bakın ne kadar ciddi sonuçlara, bir insanın gözünün yitimine bile neden maalesef, olabiliyor sevgili maalesef, seyirciler. Maalesef. Peki, uygulamada seçilecek olan protez maddesi, bunun bir önemi var mı? Ya da böyle farklı maddeler söz konusu mu? Evet, var. Şimdi burada önemli olan birkaç nokta var. Önce izninizle onu söyleyeyim. Şimdi biz burada iyi bir netice alabilmemiz için kaybedilmiş olan hacim kaybının önce geri kazandırılması lazım. Evet. Bize. Şimdi burada ortalama gözün eni, genişliği yaklaşık 22 milim. İşte 2 milim kılıfı falan tutuyor. Yaklaşık 20 milimetre çapında, aynı bizim bu çocukluk çağında çoğumuzun oynadığı misketler gibi bir kürenin içeriye konulması gerekiyor ki o hacim kaybı toparlanabilsin. Evet. Şimdi burada da protezin kendi cinsi kadar oradaki boyutu çok önemli. Bazen onu biraz daha büyütmek ya da küçültmek de gerekebiliyor. Hı hı. Şimdi protezin malzemesi ise kabaca iki tane ana grupta incelenebilir. Bir tanesi nasıl konulduysa vücutta öyle kalan maddeler. Siz koyuyorsunuz o maddeyi, o vücutta öyle kalıyor. Eğer öyle kalıyorsa da vücut onun etrafında mutlaka bir kılıf oluşturuyor. Neler o maddeler? Bunlar akrilik ve cam daha evet. çok. Şimdi bunlar vücutta bir reaksiyon vermiyor. Siz onu koyduğunuz zaman aynı koyduğunuz gibi kalıyor ve etrafında bir kılıf oluşabiliyor. Bunların en önemli yan etkileri ya da mahsurları diyelim, bunlar yer değiştirebilirler. Siz mesela diyelim onu tam buraya koydunuz fakat vücut içerisinde o hafifçe kayıp başka bir yere gidebilir. O zaman da ne olur? Tam sizin koymak istediğiniz yerde kalmamış olur. Hı hı. Şimdi ikinci grup ise bunlar daha modern tip implant olarak söylediklerimiz. Bunlarda ise onların porları var. Aynı bizim bu bildiğimiz denizden çıkan mercanlar gibi ve onların böyle delikleri var. O deliklerin içerisine vücudun damarları ve dokuları onların içine doğru giriyor ve vücutla bir bütün oluşmuş oluyor. Bunlara ise daha modern implantlar, porlu delikli implantlar diyoruz. Bunlarda ise migrasyon dediğimiz kayma fazla sık olarak gözükmüyor. Nereye koyuyorsak orada kalıyor. Fakat bu implantlarda da açılma ihtimali birazcık daha yüksek olabiliyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Peki yaş ya da göz yapısı gibi unsurlar göz protezinin uygulanmasında
etkili midir? Mesela 6 aylık bir bebeğe bu protezi uygulayabiliyor musunuz? Ya da 60-70 yaşında bir kişi geldiğinde göz protezi yapabiliyor musunuz? Yoksa bazı sorunlarla karşılaşılabilir mi? Tabii yapılabiliyor ve hatta bilhassa yapmak da gerekir. Şimdi aslında bütün sağlık işlerinde en önemli olan nokta kime ne yapmak gerekiyorsa hep onu yapmak gerekiyor ve gerektiği zaman yapmak lazım. Gecikmek doğru olmuyor. Şimdi çocukluk çağında eğer göz yok ise ya da bir sebeple göz kaybı oluştuysa orada bir hacim kaybı oluşmuş oluyor. Hacim kaybı olduğu için de hem gözün etrafındaki kemiklerin gelişimi hem de yüzün o tarafının gelişimi azalabiliyor, daha az olabiliyor. O zaman da ne oluyor? Ciddi bir asimetri problemi ortaya çıkabiliyor. İleri yaşta da bu her zaman yapılabilecek olan bir ameliyat. Aslında son derece kolay bir şekilde lokal anesteziyle de yapılabilir. En ufak bir sakıncası yok. Süre olarak da çok uzun süren bir müdahale değil. Yani ileri yaşta da yapılmasının en ufak bir sakıncası yok. Hatta bilhassa kişi psikolojik olarak kendini çok daha iyi hissedebiliyor.